Aslında bu koronavirüs geldiğinden beri, başından beri belki bir hata yapıyoruz. Sürekli rakam veriyoruz. Söz konusu olan rakam değil, söz konusu olan can. Söz konusu olan can olunca mesele canımızı nasıl koruyacağımız. Canımızı koruyabilmemiz için anlamamız lazım. Bunun koronavirüs olduğunu tespit etmemiz lazım. Adı hepimizin mıh gibi aklında koronavirüs. Ama belirtileri neler? Nasıl bir hastalık? Bunu pek bilmiyoruz. Koronavirüsü nasıl anlayacağız? Onu diğer gribal enfeksiyonlardan ayıran nedir? Nasıl biz şimdi koronavirüs olduk diyebileceğiz? Erken teşhis için bütün bunlar hayat kurtaracak nitelikte bilgiler. Hepsi de haberimizde mevcut. Adını ezber ettik koronavirüsün de nasıl bir hastalık olduğunu biliyor muyuz? Hiçbir fikrim yok. Ateş yüksekliği, nefes darlığı, öksürük. Belirtileri basit, sonucu korkunç. Dünyanın kabusu koronavirüs Türkiye'nin de kapısını çaldı. Vaka tespit edildi. İnsan tabii tedirgin oluyor yani. Tedbirinizi alacaksınız, bekleyeceksiniz. Takdir-i ilahi. Hiç korunduğumuz yok. Bir tedbir almadınız mı? Almadık. Endişe ediyor musunuz? Ediyoruz. Panik yapmamalı, tedbirli olmaksa şart. Bir yandan da hani derler ya kendi kendinin doktoru olmak diye, herkes kendi genel sağlığını an bir an gözlem altında tutmalı. Çünkü bu ölümcül koronavirüsün belirtileri çok çok basit. Öksürük, yüksek ateş ve boğaz kuruluğu. Çok okudum, araştırma yaptım. Soluk algınlıkta da belirtileri aynı biraz daha aslında. Ayıran birkaç tane ince faktör var. Bugünlerde işte nezle de var, farenjit de var, her türlü kış hastalığı mevcut gerçekten. O kişinin hemen ben koronavirüs enfeksiyonu geçiriyorum diye panik olmasına gerek yok bence. Koronavirüse yakalansan anlar korkarım. Mısın? Korkarım. Ne olursa olsun korkarım. Anlar mısın? Hayır. En ufak bir şüpheyi bile dikkate almalı. Uzmanlar yüksek ateş, öksürük, boğaz kuruluğu yaşayanların sanki koronavirüse yakalanmış gibi dikkatlice en yakın hastaneye gitmesi gerektiği görüşünde. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır. Hastaneye giderken de biraz kontrollü giriş çıkış bu aralar gerekiyor ki hani hastanede ve yürürken çevresindekilere de hastalığı varsa bulaştırmasın. Elleri temiz olsun, yüzünde o cerrahi maskeyle giriş çıkış yapsın. Yurt dışı planı var mıydı? Yurt dışı planı burada. Cuma günü Almanya'ya gidiyorum. 14 güne dikkat. Yurt dışına çıkmayın uyarısı yapılıyor mecbur kalmadıkça. Özellikle de koronavirüs vakalarının rastlandığı ülkelere gitmeyin deniyor. Ama gittiyseniz ve Türkiye'ye geri döndüyseniz 14 gün evinizde kendinizi karantinaya almak durumundasınız. Ev karantinasındakilerin diğer kişilerle teması neredeyse sıfıra inmeli. Evde dururken olası bir hastalık ihtimaline karşı ziyaretçi kısıtlaması tavsiye ediyoruz ki hani çıkarsa o kişi de birkaç gün sonra hasta olmasın diye kendi ailesiyle de temasını böyle biraz daha uzak mesafeden yapmasını tavsiye ediyoruz.